İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. MHP'den nükleere çağdaşlık savunması. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın üstün gayretleriyle onaylanan ve nükleer santrale geçit veren çevre düzeni planına yönelik eleştirilere yanıt veren MHP İl Başkanı Sabahattin Kılıç, bu planın modern ve çağdaş bir şehir yaratacağına, şehrimizin gelişmesine büyük katkı sunacağına inancımız tamdır dedi. Sapık en ağır şekilde cezalandırılmalı. Mersin'de 11 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve boğaz kesme davasının ilk duruşması görüldü. 10 Kasım'a ertelenen duruşma sonrası öfkeli aile sanığa yönelik linç girişinde bulunurken davayı izleyenler sapığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mersin Gazetesi. Sahte alkolden ölümleri meclis gündemine taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersin'de Ekim ayının ilk günlerinde sahte alkol nedeniyle meydana gelen ölümleri meclis gündemine taşıdı. Atıcı, Mersin'de son günlerde yaşanan sahte alkollü içkiye bağlı ölümler ve son 5 yıldaki ölümleri Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Bölgenin en büyük iş ve kariyer fuarı başlıyor. Mersin Valiliği himayesinde Mersin İşkur Koordinesi'nde bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Mersin İş ve Kariyer Fuarı 19-20 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacak. Mersin İşkur İl Müdürü Mustafa Kutlu, fuara bu yıl yaklaşık 135 firmanın katılacağını, fuarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da ziyaret edeceğini söyledi. Güney Gazetesi. Nükleere evet demedik. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1/100.000 ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı'nı Akkuyu Nükleer Santrali'ni dışarıda bırakarak onaylama kararının çarptırıldığını belirterek, Büyükşehir Belediye Meclisi nükleere kesinlikle evet dememiştir. Çünkü Çevre Düzeni Planı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaten nükleer santrali Akkuyu'ya işlemiştir dedi. Felçli gazeteciye basın ilan kurumu sahip çıktı. Erdem ilçesinde akülü bisikletinin çalınmasıyla büyük mağduriyet yaşayan spastik felçli emekli gazeteciye basın ilan kurumu sahip çıktı. Basın ilan kurumu gazeteci Emin Üstünbaş'a akülü araç aldı, nakdi yardımda bulundu. Kurum müdürü Umut Çor, muhtaç durumdaki meslek büyüklerimize yardım elimizi uzatıyoruz dedi. Hakimiyet Gazetesi. FETÖ'nün Himmet İmamı tutuklandı. Silifke kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube amirliği ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Himmet İmamı İlhan T. ile eski Atakent Belediye Başkanı Hasan Uslu, turizmci, iş adamları ve meclis üyesinin de bulunduğu toplam 16 kişi tutuklandı. Çamlıbel ne hale geldi? Çamlıbel'de yaşanan trafik çilesi esnafı canından bezdirdi. Atatürk Caddesi üzerinde araç sahiplerinin yaptığı çift sıra park etmeler sonrasında araç trafiği tek şeride düşüyor. Yaşanan sıkışıklığa cadde üzerinde sayıları hızla artan araç kiralama firmalarının araçları da eklenince trafik çoğu saatlerde kilitleniyor.